Gençler selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım ikinci haftadayız kampımızın ve ikinci konumuz asal sayılar. Asal sayıları işleyeceğiz bugün sevgili gençler. Dediğim gibi bundan önceki konumuzda çözümlemeye işledik. İşte burada kendileri hemen arkasına hiç mola vermeden asal sayılara geçiyoruz. Ve sevgili gençler asal sayıların tanımıyla bir başlayalım isterseniz. Asal sayıların tanımını şu şekilde yapabiliriz. 1 ve kendinden başka böleni olmayan doğal sayılara diyelim. Doğal sayılara asal denir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Veya yalnızca, bunu da yazın, yalnızca 2 adet pozitif tam böleni bulunan, böleni bulunan doğal sayılara asal sayılar denir. Asal denir, yazabilirsiniz. Bakın iki tane tanım. İkisini de kullanabilirsiniz. İstediğinizi tabii ki. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Sadece bire bir de kendisine bölünecek. Başka hiçbir böleni olmayacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi biraz özellik verelim bu asal sayılarla alakalı. Önce birkaç tane asal sayı yazalım. En küçük asal sayımız 2. Daha sonrasında 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 diye gidiyor arkadaşlar. Burada en küçük asalımız 2. Bunları yazın buraya. En küçük asal 2. Çift sayı olan tek asal sayı 2'dir diyelim. Aynı zamanda. Başka sevgili gençler 2 haricindeki diğer asalların hepsinin de tek sayı olduğunu söyleyebiliriz yani. Sonsuz tane asal sayı vardır. Bunu da özellik olarak ekleyebilirsiniz. Sonsuz adet asal vardır diyebilirsiniz. Bir de işimize yarayabilir. Bunu da yazabilirsiniz ekstradan. 3'ten büyük tüm asallar 6'nın katlarından bir eksik veya bir fazladır diyebilirsiniz. Hani bazen ya şu sayı asal mıydı diye düşünüp duruyoruz ya, işte düşünmemek için ekstradan bir yöntem. 3'ten büyük olan tüm asal sayılar 6'nın katlarından bir eksik veya bir fazladır. Bakın veya dedim ya. 1 eksi 6'nın katından 1 eksi asal olup da bir fazlası asal olmayabilir. İkisi de asal olabilir. Hem 1 eksi hem bir fazlası asal olabilir. Bir fazlası asalken bir azı asal olmayabilir. Haberiniz olsun. Mesela 3'ten büyük dedik ya, şunları muaf tutuyoruz tabii ki. Mesela 5. 6'nın 6'dan 1 eksik, 6'dan bir fazla. 12'den 1 eksik, 12'den bir fazla. 18'den 1 eksik, 18'den bir fazla. 24'ten bir eksik. Bak 24'ten bir fazlası asal değil. Bak bunun gibi. 30'dan bir eksik, 30'dan bir fazla. 36'dan bir eksiği olan 35 asal değilken 37 asal. Gördüğünüz üzere bu özellikle sağlayacaktır diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar örneğimize bakacağız. Örneğimize bakmadan önce şurada bir düzeltmemiz var. Burada b kere c kaçtır diye sormuştuk. Burayı b kere a kaçtır diye düzeltin arkadaşlar. Tamam. A, B, C'nin asal sayılar olduğunu söylemiş. A artı B artı C 16 iken A çarpı B artı C eşittir 17 olduğuna göre. B kere A kaçtır diye sormuş. Şimdi düşünelim. C sayısı asal olduğu için tek sayı olabilir. Eğer A ile B de asal olduğu için ikisi de tekse tek kere tekten tek gelir. Tek kere tekin toplamı çift yapması lazımdı ama 17'nin çift olmadığını görüyorsunuz. Demek şu gruptan
şurası ve şurası. Bu iki gruptan bir tanesi mutlaka çift olacak. Dolayısıyla ABC'den bir tanesi mutlaka ama mutlaka asal olduklarından 2'dir. Şimdi o halde A mı 2, B mi 2, C mi 2 bunu bilmiyoruz. Ama A artı B artı C'nin 16 olduğundan da eminiz. Pekala, bunlardan birisi 2. Varsayalım ki şu 2 olsun ya da şu 2 olsun. Şimdi B ile C bu 2 ise bunların toplamına ne kalır? 14. 2 tane asal sayının toplamı 14 ise bunlar sadece ama sadece 3'lü 11'dir. Şimdi B 3 iken C 11 olabilir ama C 11 iken bu 3 de olabilir. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bu 2'yi salladım A diye. B de 2 olabilir, C de 2 olabilir. Şimdi bu hikayeye yani 2'ye 3'e 11'e uygun biçimde A kere B artı C'yi 17'yi sağlatmamız şart. Yazalım. A çarpı B artı C eşittir 17 ise. 2, 3 ve 11 ile ben bunu nasıl sağlarım? 2 kere 3 artı 11 kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki 17 yapar. Bizden şu istenmişti. C'nin 11 olduğu artık kesin. Ben B'nin mi 3, A'nın mı 2 yoksa A'nın mı 3, B'nin mi 2 olduğunu bilmiyorum ama zaten A kere B soruluyor. O halde cevabımız nedir arkadaşlarım? 2 kere 3'ten 6'dır diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. 20'den küçük 8 tane asal sayı vardır. 20'den farklı kaç tane n tam sayısı için n'den küçük 8 tane asal sayı vardır? Şimdi 20'den küçük olan asal sayılar nedir arkadaşlar? 19 var, 17 var, 13 var, 11 var, 7 var, 3 var, 2 var, bir de bu arada 5 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var, evet. Tamam. Şimdi 20'den küçük 8 tane asal var da diyor. Başka kaçtan küçük 8 tane asal vardır? Bir de bunu düşünelim. Şimdi 20'den küçük 8 asal var ama 21'den de küçük 8 tane asal var. Çünkü 20 asal değil. 22'den de küçük 8 tane asal var gördüğünüz üzere. 23'ten de küçük 8 tane asal var gördüğünüz üzere. Ama 24'ten küçük, 23 de asal olduğu için 24'ten küçük 9 tane asal vardır. Şimdi ne diyor? Kaç tane ne 20'den farklı kaç tane ne tam sayısı için neden küçük 8 asal sayı vardır diye soruyordu. E şimdi 20'den farklı dediğine göre bunu alacağız. 1, bunu alacağız. 2, bunu alacağız. 3. 24'ü alamayız. Demek ki 3 tane ne eleman tam sayısı için ki bu 3 tane olan hangileri? 21, 22 ve 23 arkadaşlarım. Bunlar için neden küçük 8 asal vardır diyebiliriz. Bunu da aynen bu şekilde yazın. Devam ediyorum. Kaçıncı sayfamız bu arada? 28. sayfamızın sağ üst tarafıyla bir not var. Notumuza bakalım. Mouse'umu bulamadım. Şimdi X, Y, Z farklı asal sayılar. A, B, C de sayma sayıları. Bir N sayısı. Düşünün ki A üzeri X. Burayı yanlış mı yazmışız? Evet, yanlış yazmışız. Şöyle düzeltelim arkadaşlarım. X üzeri A, Y üzeri B, Z üzeri C diye düzeltim bunları. Tam tersi olacakmış. Kusura bakmayın. Olacak şekilde tek türlü asal çarpanlarına ayrılır. Mesela 12'yi düşünün. 12 sayısı. Ben bunu asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2'ye böldüm. 6, 2'ye böldüm. 3, 3'e böldüm. 1. Yani ben bu 12 sayısını 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 biçiminde yazabilirim. Gördüğünüz üzere 2 ve 3 asal. Aha da şunlar da sayma sayıları sevgili gençler. Ve 12'yi sadece ama sadece bu şekilde ben asal çarpanlarına ayırabilirim. Örneğimize bakalım. 540 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini bulunuz. 540 sayısını illa dikey ayırmak zorunda değiliz. Yatay ayıralım bu sefer de. 2'ye böldüm. 270. Bunu 2'ye böldüm. 135. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e bölebilir miyiz? Böleriz. 3'e bölersek 45. 3'e böldüm sevgili gençler. 15. Tekrar 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Bitti mi? Bitti. İşte şunları çarpacağız şimdi. Şurada olanları çarpacağız. Peki bunların çarpımı ne? 2'den 2 tane olduğu için 2'nin karesi, 3'ten 3 tane olduğu için 3'ün küpü, 5'ten 1 tane olduğu için 5 üzeri 1. Bu kaça eşittir?
540'a. Demek ki işte 540'ın asal çarpanlarına ayrılmış hali budur diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. 250 sayısının en küçük iki asal çarpanının toplamı sorulmuş. Hadi bu sefer de 250'yi ayıralım. Kolumuz mu yorulacak sanki? 2'ye böldük. 125. Şimdi bu 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e böleceğiz mecburen. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Şimdi bu 250 sayısının 2, 5, 5, 5 çarpanları var. En küçük 2 asal çarpanı. Birisi 2, öteki de 5. 2 ile 5'in toplamı kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 7'dir. Cevabımız da budur diyebiliriz. Hocam zaten başka çıkmadı. Şimdi en küçük 2 asal çarpanı diyor ya. Mesela 1 de bunun bir çarpanıdır, bölenidir. Ama 1'i kabul etmiyoruz. Veya 2 kere 5'ten 10 da bunun çarpanıdır ama asal değildir. Bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sadece ama sadece 2 ile 5'i alacağız. Cevabımız da 7 olacak. A, B, C asallar. A sayısı 3 üzeri B eksi 2 çarpı 13 üzeri C eksi 2 olduğuna göre. A artı B artı C'nin en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi biraz düşünelim. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. A sayısı asal bir sayı. Bu sayının hem 3 hem 13 diye bir çarpanı olamayacak. Doğal olarak. Yani burada A ya 3 olmalı ya da A 13 olmalı. Fakat bana diyor ki A artı B artı C'nin en küçük değeri diyor. O zaman ben A'yı da B'yi de C'yi de küçük seçmeliyim. Güzel. A'yı B'yi C'yi küçük seçeceksek eğer bir kere A'yı 13 seçmenin hiçbir mantığı yok. 3 seçebiliyoruz çünkü. O zaman 3 seçeriz. Peki A sayısı 3 ama nasıl 3'e eşit olacak ki 3 üzeri B eksi 2'miz var bir de 13 üzeri C eksi 2'miz var. Nasıl 3 olacak acaba? Şu şekilde olur. Şurayı 1 yaparsın. Böylelikle 3 üzeri 1'den 3 olur. Şu kısmı da C eksi 2'yi de sevgili arkadaşlarım 0 yaparsınız. 13 üzeri 0 1'dir. Yani 3 üzeri 1 çarpı 13 üzeri 0 gördüğünüz üzere 3 kere 1'den 3 yapar. Demek ki B eksi 2'yi ne yapmamız lazımmış? 1 yani B'yi 3 yapmamız lazım ki biliyorsunuz ki 3 de asaldır. Bir de C eksi 2'yi 0 yapmamız lazım ki C buradan 2 gelir ki 2 de asaldır zaten. Çok güzel. Şimdi o halde şöyle diyebilir miyiz? A burada 3'müş, B 3'müş, C 2'ymiş. Diyor ki bu toplamın en küçük değeri. 3 artı 3, 6, 2 daha kaç yapar? 8. Demek ki cevabımız ne olacakmış? 8 olacakmış sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sayfamda bir diğer örneğimle. 29. sayfamızın ilk örneği. ABC farklı asallar. N sayısı A kare çarpı B üzeri 4 çarpı C üzeri 1 eşitliği veriliyor. Buna göre N'nin en küçük değeri için B artı C kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu N sayısı var elimizde. Burada sevgili gençler A'nın B'nin C'nin asal olduğunu da biliyoruz. Ama şöyle farklılıkları var. A'nın karesi alınmış. B'nin 4. kuvveti. C'nin de 1. kuvveti alınmış. Şimdi ben farklı asallar seçeceğim. N'nin en küçük değeri sorulduğu için en küçük 3 tane asalı seçerim A, B, C için. Bunlar da 2, 3 ve 5'tir. Ama hangisi 2, hangisi 3, hangisi 5 olacak? Buna karar verelim. Bir kere n'nin en küçük değeri soruluyor. Burada b'nin 4. kuvveti var. Ben b'yi gidip 5 seçersem 5 üzeri 4'ten böyle hayvan gibi bir değer çıkar yani bu n'nin. O zaman c'yi, b'yi küçük seçeceğiz. Yani ben b'yi 2 seçeceğim. 4'ten sonraki en büyük kuvvet 2. Bu da a'nın kuvveti olduğu için demek ki a'yı da mecburen 3, c'yi de mecburen 5 seçeceğiz. Güzel. B artı C. Ben B'yi 2 seçmemiz gerektiğini, C'yi de 5 seçmemiz gerektiğini söylemiştim. B artı C sorulmuş. Demek ki 2 ile 5'in toplamı bizim cevabımız olacak. Cevabımız 7'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam. Bir diğer örnek. Birden büyük. Asal olmayan bir tam sayı. Rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal çarpanlarının rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara simit sayısı denir. Şimdi genelde ÖSYM'de de bu tarz sorular var, oluyor. Ve şuradaki paragraftan sevgili arkadaşlarım eğer çok da bir şey anlamadıysanız mutlaka altında bir örnek de vardır. Bu örneği inceleyin.
Bakalım örneğimize. 666 sayısı. Bu sayının rastsal çarpanları 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 37. Şimdi sayının rakamlarını topladığınız takdirde 6, 6 ve 6 topladığınız kaç geldi? 18. Peki şuraya bakınız. 2, 3, 3, 3 ve 7. Bunları topladığınız zaman da 18 yapıyor. Demek ki işte bu toplam bu toplama eşit olunca biz bu 666 sayısına simit sayısı diyoruz. Bu tanım ve örneğe göre hangisi bir simit sayısıdır? Önce rakamları toplamını yazalım. 2 ile 1'in toplamı 3, 2 ile 4'ün toplamı 6, 2 ile 7'nin toplamı 9, 3 ile 6'nın toplamı 9, 4 ile 5'in toplamı 9. Bunun asal çarpanları nedir? 3 kere 7'dir burası. Burası sevgili gençler 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Şurası 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. Bu sevgili gençler 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3'tür. Bu da arkadaşlarım 3 çarpı 3 çarpı 5'tir. Hadi gelin toplayalım. 3 artı 7 10 yapar. 3'e eşit değildir. Gitti. Sonra 2 artı 2 artı 2 artı 3 9 yapar. 6'ya eşit değildir. O zaman bu da gitti. 2 artı 2 4 3 artı 3 6 topladık 10 yaptı. 9'a eşit olmadı. Bu da gitti. Bir alttakine bakalım. 3 artı 3 6 5 daha 11 yapar. 9'a eşit olmadı. Bu da gitti. Buraya baktığımız takdirde 3 artı 3 artı 3 9 yapar. Aha bu rakamlar toplamına eşit. O halde cevabımız da Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Ceyhan seçeneğindeki 27 sayısı bir simit sayısıymış sevgili gençler. 29. sayfamızın sağ üst tarafındayız. N doğal sayı olmak üzere. 2 üzeri 2'nin kuvveti artı 1 biçiminde yazılabilen asal sayılara Fermat asalı denir. Hangisi Fermat asalı değildir diye sorulmuş. Şimdi ben 3'ü 2 üzeri 1 artı 1 biçiminde yazarım. 5'i 2'nin karesi artı 1 biçiminde yazarım. 17'yi 2 üzeri 4 artı 1 biçiminde. 257'yi 2 üzeri 8 artı 1 biçiminde. 129'u da 2 üzeri 7 artı 1 biçiminde yazarım. Şimdi fark ettiyseniz 2'nin kuvveti burada 2'nin bir kuvveti olacak. 1, 2, 4, 8 ve 7'ye bakacağız. 1 dediğimiz sayı 2'nin sıfırıncı kuvvetidir. Sağladı bakın. Oldu. 2 dediğimiz sayı 2'nin birinci kuvvetidir. Oldu. 4 dediğimiz sayı 2'nin ikinci kuvvetidir. Oldu. 8 dediğimiz sayı 2'nin küpüdür. Oldu. Ama 7 dediğimiz sayı 2'nin kuvveti tam kuvveti değildir. O halde cevap Edirne seçeneğidir. Bu bir Fermat asalı değildir sevgili gençler. Aralarında asallık. Şimdi sevgili gençler, iki sayının birden başka ortak bir böleni yoksa bu iki sayı aralarında asaldır diyeceğiz. Aralarında asaldır yazacaksınız. Siz de benimle beraber yazın bunu. Şimdi şöyle bakalım. Burada arkadaşlar dikkat ettiğiniz üzere aralarında asallıkta bu iki sayıdan kastığımız ikisinin de asal olması falan gerekmiyor. Mesela 25 ve 26 sayılarını düşünelim. Şuraya yazalım bunları. 25 ve 26 sayıların sayı ikilisini düşünelim. Bunlar aralarında asaldır. Çünkü ortak birden başka hiçbir böleni yoktur. Veya bir sayımızı asal seçelim. Diğer sayımızı sevgili gençler asal olmasın. Mesela 15. 7 ve 15'in birden başka ortak hiçbir böleni yoktur. İki tane asal seçsek hocam 3 ve 13 gibi. Evet bunlar da aralarında asaldır. Gördüğünüz üzere ikisi de asal değil. Biri asal değil. Hiçbiri asal değil. Ve farkındaysanız her biri de aralarında asal oldu. Aralarında asal oldu. Şimdi bununla alakalı başka notun var mı hocam? Var. Şöyle not 2 diye buraya yazabilirsin. 1 olsun bu. Burası da 2. Şöyle diyelim. Bir sayısıyla her sayı 1 ile diyelim. 1 ile her sayı
Aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Tabi böyle rasyonel sayılardan falan bahsetmiyoruz. Asaldır diyelim. Şimdi nasıl mesela birin yanına 5 koydun aralarında asaldır. Birin yanına 100 koydun aralarında asaldır. Birin yanına 2 koydun aralarında asaldır. Birin yanına 1 koydun aralarında asaldır. Tamam. Başka bununla alakalı söylemek istediğimiz bir şey var mı? 1 ile her sayı aralarında asaldır. Tamam. Bir de 3 diyelim. Bir not daha. 3 diyelim. Ardışık sayılar. Ardışık sayılar ki biliyorsunuz ardışık sayıların arasında 1 veya eksi 1 fark olmak zorundaydı. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Hatta şurada da örneğini verdik. Aralarında asaldır yazın. Bak burada da örneğini vermiştik. 25 ile 26. Bunlar ardışık. Aralarında da asal. Hocam 8 ile 9 da olur mu? Tabii ki olur. Hocam %101 tabii ki olur. Ardışık olsun yeter. Tamam. Notumuza bakıyoruz. Aralarında asal sayıların toplamlarıyla çarpımları da aralarında asaldır. Ki yukarıda verdiğimiz örneklerden birini de mesela şunu 7 ile 15. 7 ile 15'in toplamı 22. 7 kere 15 hocam kaç yapar? O da 105 yapar. 22 ile 105 de aralarında asaldır. Toplamlarıyla çarpımları. Mesela 7 ve 13 toplamları 20, çarpımları 91 aralarında asaldır diyoruz sevgili gençler. Çok aramana gerek yok yani. Pekala, devam. Bir diğer sayfamız 30. sayfadayız. Örneğimize bakıyoruz. N sayısı 1 ile 80 aralığında kapalı aralık diyeceğiz buralara basit eşitsizlikler işlerken. Kapalı aralık. Niye? İkisine de eşitliği olabiliyor. Yani hem 1'e hem de 80'e eşit olabiliyor ne? Bu yüzden kapalı aralık diyoruz. Şartını sağlayan doğal sayılardan kaçı? 12 ile aralarında asaldır. Şimdi 12 ile aralarında asal olabilmesi için buradaki n sayısını 12'nin bölenlerinin hiçbirinin de bulunmaması lazım n sayısının içerisinde. Ki ben 12 sayısının 2 çarpı 2 çarpı 3 olduğunu da biliyorum aynı zamanda. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Buradaki n sayısının ne 2 ile ne de 3 ile bir alakası olacak. İçinde ne 2 ne de 3 çarpanını bulunduracak sevgili gençler. İkisi de olmayacak. Şimdi ben 1'den 80'e kadar olan sayılar olduğunu biliyorum burada. İşte 1, 2, 3, 4, 5, nokta 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 işte 78, 79 ve 80 dedik. Buradaki sayılardan 2'nin katı kaç tane sayı varsa hepsini elemem lazım. Yoksa 12 ile aralarını asal olmazlar. Ortak bir çarpana sahip olurlar. Ortak bir bölene sahip olurlar. Madem öyle ben 1'den 80'e kadar kaç tane 2'nin katı var diye bulacaksam 80'i 2'ye bölerim ve derim ki 40 tane. Hocam bu şekilde sayabilir miyiz? Tabii ki sayarsın. 40 tane 2'nin katı varsa 40 tane de 2'nin katı olmayan sayı vardır o halde. Doğru mu? Doğru. Biz bu 40 tanesini çıkaracağız önce. Ama bekleyin, acele etmeyin. 80'i 3'e bölün hocam. Niye bölüyoruz ki? Bölün. 80'in içinde 3 26 defadır. Hocam kalanı hiç problem değil, o kalsın. Senin için şuradaki önemli 26. Bu ne demek? 1'den 80'e kadar 26 tane 3'ün katı var. Hocam bunları da çıkaracağız değil mi? Evet, bunları da çıkaracağız. O halde 40 ile 26'yı topladınız 66. 80'den 66'yı çıkarıp hocam 14 tane midir diye sormayın, değildir çünkü. Neden? Şundan kaynaklı. Şimdi bakınız buradaki şuraya bir 6 yazayım ben. Ya buradaki 6. 2'nin katı olduğu için çıkardım ben bu 6'yı az önce. E bir daha çıkarmış oldum 3'ün katı olduğu için. O olmaz. 2 defa çıkardık şimdi biz. E ne yapacağız? Hem 2'nin hem de 3'ün katı olanlar. Yani burada olduğu gibi 6'nın katı olanları da bulmamız lazım. 80'i bir de 6'ya bölün. 80'i eğer 6'ya bölerseniz sevgili gençler kaç defa vardır? 13 defa vardır. 1'den 80'e kadar 13 tane de 6'nın katı var. Şimdi ben 2'nin katları artı 3'ün katlarını topladım. Şu 13 tane 6'nın katlarını 2 defa çıkardığım için bunu tekrar çıkaracağım. Yani burada 2 defa saydığım için birini çıkaracağım. Ve bu toplamı da 80'den çıkarmamız lazım. 80 tane sayıdan 40 tanesi 2'nin katı, 26 tanesi 3'ün katı. 2 defa şu 13 tane 6'nın katı olanları hem burada hem de burada saydığım için bir tanesini çıkaracağım 13 tane.
Hocam böylelikle burası 66. 13 çıkarırsam 53 yapar. 80'den 53 çıkarırsanız da 27 gelir ve 27 tane sayı kaçla 12 ile aralarında asaldır diyebiliriz. Devam. A ve B asal sayılar. B ile C aralarında asal sayılar. Ve C'nin 5A olduğu bilgisi verilmiş bize. Olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben A'nın asal olduğunu biliyorum. B'nin asal olduğunu biliyorum. Ekstradan B ile C'nin de aralarında asal olduğunu biliyorum. Bir de C'nin 5A'ya da eşit olduğunu pek tabii biliyorsun. Şimdi ben A artı B artı C'nin minimum değerini bulmak istiyorum. Pekala. A ve B asallarını bulacağız. B ile C'nin aralarında asal seçeceğiz. C'yi de 5A'ya eşitleyeceğiz. Buranın minimum değeri isteniyorsa hepsinin de küçük değerlerini bulmam lazım ki C'nin küçük değerini bulabilmek için gerçekten A'yı çok küçük seçmemiz lazım. Bunu da biliyoruz. Çok küçük bir asal seçeceksem ben giderim A'yı 2 seçerim kardeşim. 2 kere 5'ten de C 10 gelir. Şimdi bu 2 ise B'yi yine seçmemiz lazım. A ve B birbirinden farklı asallar diyelim hadi. Birbirinden farklı asallar olsun. 2 de seçebiliriz o halde B'yi değil mi? Pekala. 2 seçemiyoruz gerçi. Şimdi C 10'du. C ile B aralarında asalsa sevgili gençler, C'yi 2 seçemem. Aralarında asal olmaz. O zaman B'yi 2 seçemem. Aralarında asal olmaz. B'yi kaç seçmem lazım? 3. Demek ki B'yi de 3 seçeriz. Çünkü onu da küçük seçmemiz gerekiyordu. A artı B artı C denmiş. Birisi 10, birisi 2, birisi 3. Toplarsam kaç gelir? Tabii ki 15 gelecektir sevgili gençler. Devam. Altta sorumuz yok. 30. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Aralarında asal 3 sayının çarpımı 720 olarak verilmiş bize. Bu 3 sayının toplamının en küçük değeri kaçtır? Biraz düşünelim şimdi. 720'yi asal çarpanlarını ayıralım sizle beraber. Hadi gelin bu sefer dikeye ayıralım. 2'ye böldüm. 360 hocam. Bir daha 2'ye böl. 180. 2'ye bölünür. Bir daha 2'ye böl. 90. Hala 2'ye bölünür. Bir daha böl. 45. Artık 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. Ve 5'e böldüm 1. Şimdi bu 720 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlar neymiş? 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Güzel. Şimdi aralarında asal olacak ya bu sayılarımız arkadaşlar. Ve çarpımları 720. Toplamının en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben çarpımlarının 720 olduğunu biliyorsam ve toplamlarının en küçük değerini istiyorsam sayıları birbirine yakın seçmem gerektiğini de biliyorum. Yakın seçeceğim de bir de zıkkım şöyle bir şey var. Mesela ben buradan bir tane 2 çarpanıyla şuradan 3 çarpanını aldım. Dedim ki 6. Şurası 8. Burası da 15. Bak gayet birbirlerine de yakın ama aralarında asal değiller işte bak. Bu da 2, 3'e bölünüyor. Veya bununla bu 2'ye bölünüyor. Aralarında asal olmuyorlar. Ne yapacağız? Şöyle yapacaksınız. Bir sayıyı direkt bu seçeceğim. Diğer sayıyı bu. Diğer sayıyı da bunu seçeceğim ki hiçbir ortak bölen birbirine karışmamış olsun. 2 üzeri 4 kaçtır? 16. 3'ün karesi 9'dur. 5 üzeri 1 de 5'tir. Hem de birbirlerine yakın. En küçük değeri toplamı nedir arkadaşlar? 16, 9 daha 25. 5 daha 30 yapar. Böylelikle cevabımız 30'dur diyebiliriz. Devam ediyorum. Hilbert asallı soruyla daha sonrasında bölen sayıları konumuza geçeceğiz sevgili gençler. Bir diğer videomuzda. K pozitif tam sayı olmak üzere 4K artı 1 biçiminde yazılabilen asal sayılara Hilbert asalı denir. Yani 4'ün katından bir fazla olan asal sayılara biz Hilbert asalı diyormuşuz. Aşağıdakilerden hangisi Hilbert asalıdır diye soruluyor bize. Hocam bu Hilbert asalı, simit sayıları bunları ezberimizde tutmamız gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor kardeşim. Zaten sana tanımını veriyor neyin ne oldu. Peki. Şimdi K'nın pozitif tam sayı olması gerekiyor. 4K artı 1 biçimde yazılan asal sayılara Hilbert asalı. Şimdi ben 1'i çıkarırım. 10, 30, 22, 36 ve 18. Sonra dedim ki 1 çıkarınca doğal olarak 4'ün katı olmak zorunda. Peki 10 4'ün katı mı? Hayır. 30? Hayır.
22 hayır. 36 evet. 18 değil. Cevap neymiş o zaman? Denizliymiş diyebiliriz. Çünkü bu 36 sayısı 4 kere 9 artı 1 şeklinde yazılabiliyor. Pardon, 37 sayısı 4 kere 9 36 1 ekledim 37 biçiminde yazılabiliyor. 37 asal sayıdır arkadaşlar. Doğal olarak da artık bu formatta yazılabildiği için ben bu 37 sayısına Hilbert asalı diyebiliyorum. Evet, şimdi matematiğin ilacı TYT Soru Bankası'ndan. Asal sayılara ait hangi konu varsa, aralarında asallığa ait hangi test varsa hepsini çatır çutur çözüyorsun. Çözmeden de benim artık videomu izlemeye benim karşıma çıkmıyorsun. Anlaştık? Evet gençler, bir sonraki konumuz olan bölen sayılarında görüşürüz 31. sayfada. Bölen sayılarını işledikten sonra yine derli toplu bir ödev videosu çekeceğim. Merak etmeyin, ödev videosunda da size hangi kitaptan hangi sayfaları çözmeniz gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. İnşallah matematiğiniz bir şekilde ilerliyordur, gelişiyordur ve inşallah benim dilimden anlıyorsunuzdur. En büyük temennim bu çünkü. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.